Şu anda Ed Reinhardt'ın siyah resimlerinden birine bakıyoruz. Ancak bu resimde aslında hiç siyah renk yok. İlk bakışta simsiyah bir kare gibi görünen bu resim aslında 3 çarpı 3'lük 9 küçük kareden oluşuyor. Her bir karede yoğun ve çok koyu bir kırmızı, mavi ya da yeşil tonu var. Buna kromatik ya da renklendirilmiş siyah diyebiliriz. Resmin dört köşesinde aslında çok koyu bir kırmızı görüyoruz. Resmin ortasında koyu bir yeşil var. Kenarların ortasına doğru geldiğimizde ise koyu bir mavi ile karşılaşıyoruz. Bunu ilk bakışta fark etmememizin bir sebebi var. Galeride bu resmin önündeyken bile fark etmeniz biraz zaman alabiliyor. Çünkü gözünüzdeki çubuk ve konilerin uyum sağlaması gerekiyor. Gece yarısı uyandığınızda yaşadığınız durumla aynı şey aslında. İlk önce her yer zifiri karanlıktır. Daha sonra yavaş yavaş şekiller ve renkler belirginleşir. Bu kompozisyonu algılamak zaman, dikkat ve sabır isteyen bir iş. Ed Reinhardt bunlarla yakından ilgileniyordu. Fakat amacı sanatı arındırmak değildi. Bunu sanat tecrübesi için yapıyordu. Reinhardt işi ve sanatı tamamen birbirinden ayrı tutmak istedi. Bu resimlerin kopyalanmasının ve fotoğrafla çoğaltılmasının Neredeyse imkansız olduğunu da biliyordu. Reinhardt soyut dışa vurumcu bir çevreye dahildi. Ama soyut dışa vurumculukta gördüğümüz boya kalitesi Reinhardt'ta yoktu. Bunun bir sebebi var. Reinhardt muhalif bir karakterdi. Eğer soyut dışa vurumcularla bir tutulduğunu bilseydi sinirden dişlerini gıcırdatırdı. Reinhardt'ın resim tekniği çok kişisel ve benzersiz bir süreç ve New Yorklu diğer ressamların yaptığı gibi tekniğini asla sır olarak saklamadı. Boyanın bu harika mat hali için tam da buradaki kavanozlara ihtiyacımız var. Resimler çok orijinal ve eşsiz olmasına rağmen Reinhardt'ın kullandığı malzemeler oldukça sıradandı. Tüp yağlı boya ve yağlı boya için kullanılan tipik terebent. Genel olarak Mars siyah boyayı bolca kullanırdı. Siyahın çoğunu döktükten sonra birazcık da kırmızı, mavi veya yeşilden birini karışıma eklerdi. Daha sonra bolca terebentin koyardı. Bu şekilde çalkalayarak terebentinin eşit bir şekilde boyaya dağılmasını sağlıyoruz. Reinhardt bu kavanozları stüdyosundaki raflarda bir hafta, iki hafta ya da belki bir ay dinlendirirdi. Bekletmesinin sebebi ise şuydu. Bu süreçte yoğun kısmın yani boya kısmının, pigmentlerin dibe çökmesini istiyordu. Bu sırada hafif kısımlar yukarı çıkardı. Aslında terebentin bu hafif kısımları oluşturuyor. Bir sonraki adımda kavanozu açıyoruz ve bütün hafif çözücü kısmı döküyoruz. Böylelikle sadece yoğun boya kısmı yani tortusu kalıyor. Reinhardt sadece boya maddesini aldığından bu da çok yoğun olduğu için tuvalde fırça izi de oluşmuyor. Ve bunlar büyük ihtimalle görüp görebileceğiniz en mat resim yüzeyleri. Çünkü vernik ve yağ olmadığında yüzeyde yansıma da oluşmuyor. Yani gözümüze gelen başka bir ışık yok. Şöyle de diyebiliriz. Rengi direkt algılamak için elimizde bir fırsat var. Reinhardt, soyut dışa vuruncu ressamlar arasında rengi en zekice kullananlardan biriydi. Renk kullanışı algının sınırlarında geziyordu. Bu resmi görebilmek için gerçekten yavaşlamamız gerekiyor. Bu resim dikkat ve sabır istiyor ve kesinlikle bunu hak ediyor. Müzik